Hepsinden önce sen yaşlanmıyorsun. Daha doğrusu şöyle yaşlanmıyorsun. Sen hiçbir estetik müdahale yaptırmıyorsun. Azıcık yaptırıyorsun da yaptırmamış gibi mi duruyorsun? <laughs> yani bu açıdan da ilham verebilirsin e, kadınlara ve bugünlerde daha çok erkeklere. Ama 60 yaşına mı geliyorsun? <laughs> mu? Evet, evet 20 Şubat 60. 60 oluyorsun. Evet. Ne oldu? Ne, ne, ne oldun? Yani Biraz çok daha. güzel bir kadın değil mi? <laughs> Arkamdan şaka <laughs> diye sesler yükseliyor. Arkamdan şaka diye. Yok canım, <laughs> evet, evet. hepsi biliyordur aslında. Ve <laughs> Tarihe şey baktıkları zaman zaten hiçbir, şey, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Peki, olanlar tam çatır tersine çatır deformasyonlar çatlasınlar var. <gülüyor> <gülüyor> tam tersine deformasyonlar başlıyor gerçekten. Kendimi gözlemeyi seviyorum. Kendini gözlemek, gözlemeyi seviyorum yani böyle yaşlanışımı gözlemek. bir çizgi işte ne bileyim annemin ölümünde buradan bir saçın ağarması buradan bir şey olması hani böyle enteresan bir şey oluyor. Bu arada hani gerçekten beyazım yok şuramdan bir ölümlerde ve kayıplarda çıkan küçük beyazlar oluyor. İlginç yani bedendeki değişimi gözlemek yani... Müdahale etmek yerine gözlemek çok daha eğlenceli. Tavsiye ederim herkese. Evet bu arada bir oyuncu için <laughs> tabii en önemli malzemesi olan yüzü, Artı. E, mimikleri, e, o yüzü, ruhun artık yüzde bir yer etmiş olması. Dolayısıyla oyuncunun da e, nerede üzüldüğünü gösterecek, nerede sevindiğini, mutlu olduğunu gösterecek. Bütün bu kaslar ona göre değil mi evet. yapılmış ve o kaslarla bir ömür geçmiş. Şimdi sen onu botoksla zehirlersen ve çürüter, çürütürsen kası içten içe o zaman belki bebek gibi görünebilirsin Hı. bir süre ama nerede oyunculuk? E, ...skalayı ya. daraltmış olur o da bir tercih... ...yani istersen... Evet. ...evet yani doğru mu kullanıyorum... ...bu arada ben cümleleri çok kötü kullanırım... ...çok cahilim o konuda... Hakikaten İnşallah inanılmaz. doğru kullanırım... ...keşke çağırmasaydım seni... <laughs> ...ya bu te tevazuyu bırakır mısın ne olur yahu... Ya ne olur bu tevazuyu bırak... ...yok bazen çok gerçekten kar karıştırıyorum bazı şeyleri... ...hayır skalayı Neyse. daraltıyorsun evet doğru... ...evet yani ama ben mesela... ...köylü kadın da oynamak istiyorum gerekirse işte... ...bir Fransa'dan gelmiş bir kadını da canlandırmak istiyorum... ...yani ikisi arasında... Bir sürü bir sürü ne ne verirlerse oynamak istiyorum açıkçası. Ki öyle oluyor. Gelen hmm. teklifleri eğer çok çok ters bir şey yoksa anında kabul ediyorum. Aa tamam. Çünkü merak ediyorum nasıl bir şey olacak? Nasıl bir karakter çıkacak? Hmm. İnanılmaz bir şey başlıyor bende heyecan ve merak? Hmm. Dizi, tiyatro, sinema ne denk gelirse bayılıyorum yani oynamaya. Aslında burada bak Ama... ilginç bir örnek var. Çok genç bir oyuncu arkadaşımız var. Kayra. Kayra'yı görebilir mi? Ee, ...kamera. Şurada ee, yeşil elbisesi yolda gelirken parçalanmış olan kız. <laughs> ee, mesela yani. e, Kayra bir tatlı. bakar mısın? Normal bana ve herkese baktığın gibi bakar mısın? Mesela şimdi Kayra çok genç. Henüz daha 18'inde, 19'unda hangisi? 19'unda. Kayra'yı biz e, Harem Kabare oyununda orada dört tane kadın var... ...ve beşinci çok genç bir kadın var. E, oyunun sonunda sahneye giriyor... Kayra'yı son genç nesil olarak oynatıyoruz. Kayra'da aradığımız <laughs> şey ifadesiz bir yüzdü. Yani e, o kadar genç ki yüzünde hiçbir ifade yok. Yani e, hiçbir acı tatmamış, e, hiç <laughs> Şanslı, üzülmemiş, hiç mutlu olmamış yepyeni bir şey olarak oynatıyoruz. Ama müthiş bir oyuncu. Bu sene konservatuara e, hazırlanıyor ve herhalde Hoş büyük geldin, bir e, başarıyla... E, kazanacak inşallah e, konservatuvarlarda sınavlarına girdiğinde. Evet ve harikulade harikulade bir önce Ama Kayra evet genç, yüzü pürüzsüz, çok güzel bir kız. Ama o yüzün yani iyi bir yönetmen, bir sinema yönetmeni örnekse e, o yüze yaklaştığında herhalde o yüzde bir yaşanmışlık hissi isteyecektir. Değil mi? Ama Kayra'da henüz yok. E çünkü onun yaşı onu gerektiriyor onun zaten. Onun yaşı onu Öyle. gerektiriyor. O duru ben bir güzellik, bir başlangıç güzelliği evet. var. Evet. Dolayısıyla yani aslında yüzdeki çizgilerin yavaş yavaş oluşması da bir hazine, Kesinlikle. bir birikim. O evet. birikimi bozmamak lazım. Yani evet müdahale etmemek. Yani zaten bozuluyor kendiliğinden. <laughs> bir şey yani yapsan da bozuluyor. İşin enteresanı yani anlamaya çalıştığım nokta şu. Ben istersem Kayra gibi bir yüz yaptırırım ama ben 20 yaşında olmayacağım ki yine 20 yaşında olmayacağım. Hmm. Yani neyi kandırıyorum, kimi kandırıyorum, ne hmm. oluyoruz, hani hmm. neden? Hmm. O zaman oyuncu olarak benim yaş grubunu kimi oynayacak?